Merhaba arkadaşlar. Deneyimize başlıyoruz. Malzemelerimiz bir tane kaşık, su dolu bardak, boş bardak ve bir tane peçete ve birazcık toprak gerekiyor. Önce kaşığımızla toprağın birazını alıyoruz. Sonra su dolu bardak koyuyoruz. Ondan sonra karıştırıyoruz. Ondan sonra peçeteyi rulo haline getiriyoruz. Bir ucunu böyle, bir ucunu da böyle sokuyoruz. Ve bekliyoruz. Arkadaşlar, şimdi peçete sayesinde bu temiz suya dönüştü ve sakın bunu içmeyin, içinde bakteriler olabilir. Şimdi bakın, suyumuz oldu ama sakın içmeyin. Merhaba, biz kirli suyu temiz suya dönüştüreceğiz. Suyumuzu döküyoruz. Bu bitimizi böyle koyup temiz su buraya getirdik. Arkadaşlar, temiz suyumuz gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, ilk önce bir kaşık toprağımızı koyuyoruz. Daha sonra suyumuzu koyuyoruz. Sonra balonumuzu koyuyoruz. Ve buradan temiz su akacak buraya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan buraya temiz suyumuz aktı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kirli su arıtma deneyini yapıyoruz. 3 veya 4 kaşık şu şekilde kumluğumuzdan ekliyoruz. Ben biraz çok koyuyorum sanırım. Şimdi sırada su dökmek var. Burada dikkatli olursanız ayrı bireylerinizden yardım alabilirsiniz. Birazcık döktüm ben. Yeterli bence bu kadar arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz peçeteyi bu şekilde koyuyorum. Şimdi arkadaşlar, deneyimizin etki oluşturmasını bekliyoruz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlarım. Temiz suyumuz burada gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş damla damla akmaya başladı. Ki bu demek ki deneyimiz olmaya başladı. İzleyelim hep beraber, görelim bakalım bardaktan damlaya damlaya ne kadar olacak. Arkadaşlar, bugün su arıtma deneyimimizi yapmak için öncelikle bir bardağı toprağa dolduruyoruz. Sonra toprağa doldurduğumuz bardağa birazcık su ekliyoruz. Peçetemizi iki bardağın arasına koyuyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Evet arkadaşlar, topraklı suyundan güzel temiz bir suya arındırabildik artık. Peki bunun nasıl olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız hemen anlatayım. Öncelikle su her madde, su dışındaki katı olan her maddenin üzerinde ilerleyebilir. Bir damla bile bayağı bir yere ilerleyebilir. Ama toprak katı olduğu için herhangi bir şeyin üzerinde ilerleyemez. Yani ağır olduğu için yer çekimine, kuvvetine kapılır ve hareket edemez. Suyumuz, peçetenin
suyu çekebildiği için ve su döküldüğünde yayılabildiği için peçetede yayıldı ve yayıla yayıla diğer bardağa doğru geldi. Ve fazlalık suyu atmak için de peçeteden fazla su damladı. Biraz da yer çekiminin kuvveti sayesinde damlamasına yardımcı oldu. Bugün suyun arıtma projesini yaptık. Herkese görüşmek üzere. Ben de her gün... Arkadaşlar su arıtma deneyimiz yapıyoruz. Ben suyun bardağın içine toprağımı koydum. Arkadaşlar su arıtma deneyimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi suyumuz oldu. Nasıl mı oldu? Anlatayım tekrardan. Bir su bardağının içine bir kaşık toprak attık. Ondan sonra su koyduk. Peçeteyi de büktük gördüğünüz gibi. Bir iki saat bekledik. Ama da olsa Temiz su geldi ama bunun için mikroplu arkadaşlar içimiz oluyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün size su arıtma etkinliği yapıyorum. Temizi topraklı suya koyuyoruz. Boş bardağa öteki suyu koyuyoruz. Sonra azıcık bekleyeceğiz. Merhaba sevgili arkadaşlar. 2 kaşık toprak alıyoruz. Borumuzu içine koyup buradan temiz su atacak. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topraklı sudan temiz su attı. Merhaba arkadaşlar. Suyu arıtma deneyi yapıyoruz.